Odak programına hoş geldiniz. Bu akşam Odak programında maden işçilerinin direnişini mercek altına alacağız. Konuklarımız Ermenek'ten Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve Soma Maden İşçilerinin bulunduğu Salihli'den Artı TV programcısı Dilek Dindar'ın konukları olacak. Odak başlıyor. Şimdi bize güç göstereceksiniz ha? Ve biz bu güçten korkacağız öyle mi? Önce Ermeni'ye gideceğiz. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin'le konuşacağız. Sayın Çetin, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Maden işçileri olarak talepleriniz neler? Önce bununla başlayalım. Taleplerimiz aslında Türkiye genelinde 2000'den sonrası ciddi bir TKI tarafından işletilen maden işçilerin en iyi çalışılmış bir alanın yaratılması, en iyi ücretlerin ve en iyi sosyal hakların alındığı bir dönemdi. Ama 2000'den öncesi artık bunlar yok oldu ve bu artık iş cinayetlerin ve hak kayıplarının bir gündeme ile defalarca gündeme gelmekte. Artık bunların sona gelmesi ve insanca yaşamak için adaletli bir iş alanında da çalışmak. Hak gasplarından bahsettiniz ve iş cinayetlerinden söz ettiniz. İş cinayetlerine karşı talepleriniz neler mesela sizin? Bu iş güvenliği taleplerimiz şunlar. Şu anda Türkiye genelinde bütün maden mühendislerinin nasıl bir öğretmen, doktor, işte imam, birçok şeylerin nasıl devlet tarafından bu hakları veriliyorsa, maden mühendislerinde patronlar tarafından bu haklarının verilmemesi değil, devlet tarafından verilmesi ve şu anda en iyi maden çalışmaları takip eden maden mühendisleri. Bu maden mühendislerin ücretlerini patronlar ödedikleri için özel sektördekiler mecburiyetten patronun dediklerini yapmak mecburiyete kalıyor. Oradaki olacak iş sağlığı iş güvencesinin tamamen hiçe sayılmış bir durumda. Çünkü patron sadece yıllardan beri yaptığı tek bir şey var. Hadi hadi demekten başka bir şey olmuyor. Bunun bir mevzuatı yok mu? Mevzuatı sadece müfettişler gelerek denetleme yapabiliyor. Ama o denetleme esnasında kim konuşursa da patron direkt kapıya koyuyor yani. Anladım. Hak gaspları derken nasıl bir çerçeveden söz ediyoruz? Hangi haklarınız gasp ediliyor sizin? Bizim özellikle şu anda tabii birinci derecede elimizden sendikaların alınması. Bu başlı başlısına. Daha önce bu şu anda tabii bizi işçi arkadaşlarımıza ifade ediyoruz. TKI tarafından işletilen maden sahasından bugün emekli olan bir maden işçisinin almış olduğu emekli ücreti 4.000 ve 5.000 arası. Ama özel sektörden emekli olan bir maden işçisinin almış olduğu ücret şu anda 1.600'den 2.000 arası. Yani ciddi bir şekilde arada bir hak kaybı var. Şimdi devlete soruyoruz. Bu daha önceden yer altında çalışan maden işçisi siz o zaman zarar ediyor diye ifade ediyordunuz. Şimdi o zamanki maden işçisinin bugün almış olduğu emekli maaşı 6.000 lira veya işte 5.000 lira arasıyken burada en fazla üretim ilişkisinin en güçlü bir olduğu halde hangi gerekçeyle maden işçisine 1.600 ve 1.200 lira emekli maaşı bağlanıyor? Evet. Son 20 yıldan söz ettiniz. Peki bu 20 yılın sonunda bu haklara ulaşabilmek için Ankara'ya yürüyüş başlatmak istediniz. Nasıl tepkilerle karşılaştınız? Aslında hiçbir burada sadece bir kuvvetle karşılaştık. Yasa yok, hukuk yok. Herhangi bir şey yok. Biz yaptığımız yer altında hani bize defalarca baskı uygulamaya çalışıyor. Aslında biz bu baskıları defalarca görüyoruz. En büyük baskıyı görüyoruz. Yer altına iniyoruz yani. Onların yani bize insan bedeninin gücünün baskısı değil. Biz Koca Dağ'ın altındaki o baskıya dayanıyoruz yani. Onların bize baskıları vız gelir. Ama bizim karşımıza çıkan insanların da bir hak, hukuk, adalet,
hiçbir herhangi bir şeyle karşılaşmıyoruz. Yani biz de diyoruz kardeşim, biz burada hırsızlık yapmıyoruz. Sadaka istemiyoruz. Sadece elimizin ve alın terimizin karşılığını istiyoruz. Hani sizin bizim karşımıza geçmenin anlamı ne? Bizi devletsiniz, güçlüsünüz, bizi korkutmaya çalışıyorsunuz sadece. Biz korksak yer altına inmeyiz zaten. Biz maden için olmayız yani. Peki görüşmeler yapabildiniz mi Ankara'ya yürüyebilmek için, engellerle karşılaşmamak için? Kimlerle görüştünüz, ne yanıtlar aldınız? Biz yasal olarak biz bütün valileri, valilere ve İçişleri Bakanlığı'na yasal olarak biz yürüyeceğiz. Çünkü elimizde mahkeme kararları var, senetler var, çekler var. 14 seneden beri, 13 aydan beri maaşlarımızı almıyoruz diyerek birçok sorunumuzu dile getirecek yazılı bir şekilde bunları sunduk. Ama maalesef bize şu anda binlerce maden işçisi yer altında aynı havayı teneffüs ettiklerine dair yer altında üretime devam ediyor. Ama biz hak aramak için, biz bir de yasal olarak, demokratik olarak haklarımızı, taleplerimizi yazılı bir şekilde yasal olarak verdiğimizde sadece pandemi bize manzaret göstererek yürüyemezsiniz diyor. Tamam biz yürüyemeyiz, tamam bu haklısınız, ama bir bakıyoruz sokakta AVM'ler açık. Kongreler yapıyor. Birçok insanlar kol kola oturuyor. Mitingler yapılıyor. Evet, birçok şeyler yapılıyor. Bu pandemi sürecinde biliyorsunuz bütün camilerde olsun, işte kongrelerde olsun, her taraf açık. Maden işçileri şu anda hepsi bir şekilde aynı havayı teneffüs ediyor. Aynı yerlere dokunuyorlar. Aynı sosyal mesafede bir şey yok. Ama biz hak aramaya geldiğimiz zaman yürüyemezsiniz diye bize kanun da dayatıyorlar. Bundan daha önce de Soma'da 2831 tane de maden işçisi arkadaşımız için de biz yola çıkmıştık. O zaman da pandemi yoktu. O zaman da yasak koymuşlardı. Biz onu dava açtık. Davayı da kazandık. Şimdi bizim önümüzde yasak ne? Yani bu gerçekten Türkiye artık özellikle bu Ermenek'teki maden işçisi arkadaşlarımız hiçbir devlet bu zamana kadar hiçbir uğramamış. Hiçbir derdiniz nedir, sıkıntınız nedir? 13 aydan beri maaş almayan işçiler isyan etmiş yani. Bunun devleti artık buradaki bir sorunun, bu sıkıntının çözülmesi için önlem alacağı yerde önüne jandarmayı koyuyor. Jandarma kim bizim için? Jandarma sadece bizim Ayşe'yiz, buradaki bizim Ayşe'yimizi korumakla mükellef. Ama maalesef bunlar bizim önümüze. Sizin bir de özellikle bizim bu karayollarına yürüyemezsiniz bize. Yasağı getiriliyor. Biz sadece maden bölgesinden 500 metre yürüyoruz. Direniş yaptığımız yerde maden bölgesi içerisinde jandarma yolumuzu kesiyor. Elinde bir mahkeme kararı yok, herhangi bir şey yok. Bir de darp ediliyoruz. Bir de özellikle jandarmanın bize kullanmış olduğu. Ben bize bugün Çalışma Bakanlığı tarafından yer altındaki çalışan maden işçilerinin haklarını savunmakla olan bir sendikasınız diye bize yetki verdiği halde bu devletin kurumu olan kişi diyor ki siz bu işçileri kullanıyorsunuz diyor. Biz bu işçileri kullanmıyoruz. Buradaki işçilerin hak ve çıkarlarını, buradaki yasal süreçlerin işlemesi, iş sağlığı, iş güvencesinin alınması için mücadele ediliyoruz. Bunun ama devletin, bugün jandarması bize karşı kullanmış olduğu kelime bunlar oluyor. Maden ocakları açık dediniz. O maden ocaklarında fiziki mesafeye de uyulmadığını siz kendiniz de söylediniz. Nedir işçilerin sağlık durumu? Pandemiyle ilgili soruyorum. Ya şimdi şöyle bir durum var. Zaten ocakta iki tane giriş vardır. Birisi temiz hava girişi, birisi pis hava çıkış yeri. Şimdi bu ocağın içerisinde, mesela ilk ocağın temiz hava giriş olan yerde, kapıda hastalıklı olan bir insan olduğu zaman onun solumuş olduğu bütün o hastalıklı havayı direkt ocak içine götürüyor. Bu girişte işçilerin hepsine bulaşma riski var. Biz bunu Mart'ın 11'inde ilk Türkiye genelinde ve dünya genelinde yayılma esnasında bütün maden ocakları patronlara yazı yazdık. Hatta Cumhurbaşkanı'nın kendisini bizzat da Zonguldak'la karanti altına olmasını ifade etti. Ama Soma, Ermenek gibi birçok maden bölgelerinde bu yasak uygulanmadı. Niçin? Soruyoruz şimdi, bu yasaklar niçin uygulanmadı? Ermenek'teki, Zonguldak'taki maden işçisi de Ermenek'teki, Soma'daki maden işçisi değil mi yani? Peki Ermenek'teki bu maden ocaklarının işletme sahipleri birden fazla mıdır? Nasıldır durumları? İktidara yakın işletmeler midir bunlar? Bunlara tanınan bu haklar nereden geliyor sizce? Bunlar daha önceden yani Ermenek'te yıllardan beri aynı şekilde zaten bu Azim Uyar ve Özbeylerin
hani ortak şirketler içerisinde bu Ermenek'te 36 tane ortak var aynı şekilde. Bunlar içerisinde Azim Uyar'ın da Uyar şirket ortaklarında olduğu bir şirket burası. Ama burada ne bir denetim, ne bir herhangi bir işçilerin hak, yani çalışma alın terinin zamanında ödenmesi, hatta işçilere tazminatları istediklerinde patron özellikle ifade ettiği kelime şu. Diyor ki işçilere tazminat haramdır. Evet. Şimdi son olarak sormak isterim. Bir taleple, birden fazla taleple yola çıktınız. Şu anda Ermenek'teki işçilerin yürüyüşünde son durum ne? Ankara'ya yürümek istemelerinde. Şimdi Ankara'ya yürüme, aslında şu anda maaşları ödendi işçilerin. Ama şimdi işçilere biz burada yasa, hukuk, yani adaletin, hani çalışma şartlarının nasıl olması gerektiğini biz burada iş arkadaşlarımıza ifade ettiğimizde biz ne için bunlar olmuyor bizim için diye ifade ettiğimde arkadaşlarımızın yıllardan beri ödenmediği tazminatların ödenmesi. Normalde BES dediğimiz, yani normalde hani emeklilik için ödenmesi gereken, banka hesabına ödenmesi gereken erken emeklilik için BES dediğimiz ödemeler yapılmamış yıllardan beri. Bu kez bunlar ne istiyorlar? Bir de şu var. Biz ilk gün geldik buraya, Ocaklarda, Ocak önünde direniş esnasında, burada hatta bir tane kadın mühendis arkadaşımız var, maden işçisi. Onun görme esnasında yer altındaki bu yangın ölçüm sensörlerinin kırmızı alarm verdiğini gördük. Bu esnada arkadaşlarımıza yetkili birisi geldi, dedi burada yangın var. Bu yangına müdahale etmemiz lazım. Direniş başka bir şeydir. Bu iş sahası bizimdir. İş sahasına sahip çıkılsın. Biz de evet doğrudur bu. Sonuçta müdahale edilmesi lazım. İş arkadaşlarımıza dedik arkadaşlar burada ellerinde yangın felsefesi olan arkadaşlarımız çıksın. Bu felsefe kaynağı beraber yangına müdahale etsin dedik. Ama bu arkadaşlarımızın elinde yangınla eğitimle hiçbir sertifika yok. Bu sertifika nerede? Abi ne o bize? Biz öyle bir şey görmedik hayatımız boyunca. O zaman siz oturun dedik. Yani bu yangına siz müdahale edemezsiniz. Oturun dedik. İşverene dedi ki işveren çıkar bakalım üzerinizdeki yanmaz elbisede var mı? Yok. Karbon monoksit maskeniz var mı? Yok. Oksijen maskeniz var mı? Yok. Elinizde gaz ölçüm dedektörleri var mı? Yok. Siz nasıl ineceksiniz yer altına dedik yani. Bunun dedik yani bu iş kanununa aykırı. Bu yıllardan beri siz bu şekilde çalışmışsınız. Bütün insanlar bu şekilde ölüme iteklemişsiniz yani. Bunlar doğru değildir. Bunu işçi gördükçe biz bunları bilmiyorduk. Biz bunları yaşamıyorduk. Bize bunlar acil lazım diyerek bu işçi artık talepleri bunlar. Çünkü şu anda Ermenek'te iki tane maden ocağı var. Birisi bir nolu Cenne Ocağı, ikincisi de Seba Madenciliği. Bu Seba Madenciliği'nin olduğu bölge 2014'teki yaşanan 18 tane maden işçisi arkadaşımın su patlattı, ocağa yakın. Arada bir 400-500 metre bir fark var. Burada ocak, yani kömür galerisinin açılma ocağının galerinin olduğu yerde sondajlama yapılmıyor. İşçi bunu kendisi izah ediyor. 2 yıldan beri biz işte baca sürerken bu bacaların içerisinde sondajlama yapılmadığı için yarın bu 500 metre uzaklığındaki madendeki su patlaması aynısı burada da olacak. Biz artık bunun olmasını istemiyoruz. Burada devamlı ilerleme esnasında sondajlamaların yapıldığı, gaz ölçümlerin yapıldığı ve bizim burada iş sağlığı iş güvencinin alındığı bir alanda çalışmak istiyoruz der. Ankara yürüyüşünün o şekilde talepleri var. Sayın Tahir Çetin, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ermenek'teydik. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin Ermenek'teki durumu aktardı. Maden ocaklarının çalıştığını, işçilerin pandemi döneminde hiçbir önlem alınmadan maden ocaklarında çalışmaya devam ettiğini söyledi. Ancak haklarını almak için yürümek istedikleri Ankara'ya yürüyüşün pandemi gerekçe gösterilerek izin verilmediğini de aktardı. Şimdi de Soma Maden işçilerinin bulunduğu Salihli'ye döneceğiz. Orada Artı TV programcısı Dilek Dindar var. Dilek Dindar konuklarıyla aynı konuyu değerlendirecek. Dilek, Soma Maden işçilerinin Ankara'ya yürüyüşlerinde son durum nedir Salihli'de? Sizleri dinliyoruz. Evet.
Evet Ezo, Salihli'deyiz şu anda. Direnen madencilerle bir aradayız. Salihli'de direniş dördüncü gününü, madencilerin buradaki bekleyişi dördüncü gününü geride bıraktı. 12 Ekim'de Soma'dan yürüyüşe başlamışlardı ve bundan 4 gün önce adeta abluk altına alındıkları Soma'dan buraya, Salihli'ye geldiler ve yürüyüşlerini Ankara'ya devam etmek üzere gelmişlerdi. Ve gelir gelmez çok büyük tepkiler yaratan görüntüler eşliğinde çadırlarından bir baskınla gözaltına alındılar. Gözaltının ardından Soma'ya dönmeyeceklerini çok net ifade ederek buraya, şu an bulunduğumuz trafik parkına geldiler ve burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Şimdi niye bekliyorlar? Çünkü Manisa Valiliği bir müzakere süreci başlatacaklarını ve madencilerin tazminatlarını alabilmeleri için bu sürecin adımlarını atacaklarını söylemişti ve madenciler de bugün saat 12'ye kadar bu müzakere süreci için Manisa Valiliği'ne süre tanımıştı. Bugün o süre doldu. Madenciler bugün Manisa Valiliği ile, aslına bakarsanız dün akşamdan beri yoğun bir trafik vardı. Ama şu an buradalar. Peki niye buradalar? Bu süre zarfında ne oldu? Hem son durumu hem de gelinen noktayı bağımsız maden iş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'ya soracağız. Ardından madencilerimiz burada tek tek yaşadıklarını ve bugünkü durumu da ayrıntılarıyla konuşacağız kendisiyle. Evet Başaran Bey, şimdi bugün saat 12'de süre dolmuştu ve bugün saat itibariyle saat 20'deyiz. Nedir son durum? Yürüyüş devam edecek mi? Müzakereler başladı mı? Şu anda hangi noktadayız? İlk kez biliyorsunuz Soma'dan çıktıktan sonra vali devreye girmişti. Mezarlıktaki abluka oluştuğu ilk gün. Bizi yetkilendirilmiş bir müzakereye davet etmişti. Fakat heyetimiz gidince karşılarında sadece bir devlet bürokratı yetkisi sınırında hani olan TEKA'yı, yani Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü'nü buldular. Genel Müdür de yani siyasi iktidardan kendilerine bir talimat gelmediği müddetçe Uyar Madencilik ya da Ermenek'teki durumla ilgili kendilerinin bir yetkisi olmadığını ifade etmiş oldu. Biz boşa bir görüşme yapıp geri dönmüş oldu arkadaşlarımız. Şimdi bugün vali, Manisa valisi üzerinden öğlen saatlerinde bize bir dönüş oldu Soma Emniyet Müdürü üzerinden. Bu dönüşte önümüzdeki hafta için, pazartesi ya da perşembe için bizimle bir görüşmenin olacağı söylenmişti. Biz de bu şeyin uzak bir vakit olduğunu görüşme için ilettik kendilerine. Dün biz Vali Bey'le yüz yüze görüşme talep etmiştik. Fakat bu görüşme gerçekleşmedi. Bugün burayı da ziyaret eden vekiller üzerinden AKP Grup Başkan Vekili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin'le bir görüşme oldu. Özlem Hanım da Vali Bey'i arayarak yarın buradan madenciler arasından seçilen heyeti görüşmeye davet etti. Vali Bey de bunu bize tekrar Soma Emniyet Müdürü üzerinden bu çağrıyı iletti. Yarın arkadaşlarımız 3.30'da görüşme yerinde olacaklar. Bir müzakere zemini oluşacak mı, oluşmayacak mı? Çözüm doğrultusunda bir yaklaşım ortaya konup konmayacağı görüşmeye bağlı. Fakat geçtiğimiz dönemde Soma Kömürleri AŞ'de yaratılan kazanım sürecinin en başında da biz Özlem Zengin'le bir görüşme yaparak başlamıştık süreci. O zaman ön açıcı olmuştu o görüşme zemini. Biz yine bu görüşme zemininde yani umuyoruz ve diliyoruz ki ön açıcı olsun. 14 yılı bulan bu adaletsizlik, işçilerin yaşadığı adaletsizlikler son bulsun. Yani yarınki görüşmeden bir müzakere zemini inşa olmasını ve somut bir takvimle
müzakere sürecinin başlaması ve sonuçlanmasını bekliyoruz. Görüşme Ankara'da mı olacak yoksa Manisa'da mı gerçekleştirilecek? Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özlem Zengin'in yani odasında hani gerçekleşecek, bize danışmanının ilettiği bilgi de o yönde. Peki, aslında bu süreç geçen yıl 5 Ekim'de başlayan sizlerin 3500-3400 madencinin tazminatlarını almasıyla ilgili süreci de aslında hatırlatıyor, evet. Sizin de söylediğiniz gibi. Peki, oradan bugüne doğru gelirsek, çok anlattınız ama bugün madencilerin bu tazminatları alamamasının gerekçesini, çünkü siz zaten aslında o yürüyüşün ardından bir torba yasayla bu tazminatların ödenmesini aslında direnişinizle sağladınız, hı hı, tüm madencilerle. Neden uyar madencilik bunun dışında tutuldu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi buna yanıt verebilen yok. Fakat bizim hem Ermeni'yi hem Soma'yı hem maden iş koluna olan hakimiyetimiz, yani oradaki ilişkilere olan hakimiyetimizin bize anlattığı bir siyasi koruması hani olduğunu, yani Azim Uyar'ın etrafında bir siyasal hani iktidarın içinde olan, yani bizzat bir bütünü olmayabilir ama içinde olan bazı kişi ve kesimlerce kollandığı açık. Çünkü bu adam Türkiye Kömür İşletmelerine ait bir ocağı, iki tane ocağı işletti. Rödevanslı saha hani olarak işletti. Yıllarca burada kömür sattı. Rödevanslı sahalarda ürettiği taşı toprağı TKİ'ye sattı. Anında parasını aldı. Ve sonra da iki ocaklar kapanınca da hızlıca işte noter, tapu dairesi, maliye eliyle de mal varlığını, yakınlarının, akrabalarının ve onların akrabalarının dolayımlarla mal varlığını boşalttı. Yani bu devletin kurumları üzerinden mal varlığını boşalttı. Geriye eski bir kamyon bıraktı. Şimdi biz yasa, geçtiğimiz Temmuz ayında çıkan yasa, rödevanslı saha olan, hani Soma kömürlerine ait 3 tane rödevanslı sahanın, yani Geventepe, Işıklar ve Atabacası'ndaki işçi arkadaşların maaşlarının ödenmesine ve bunların şirketin yönetim kuruluna rücu ettirilmesine diye tanımladı yasa. Oysa bunu komisyon başkanı, yani o zaman Plan Bütçe Komisyonu başkanı olan ve Ermenekli olan, yani Kahraman'dan olan Lütfi Elvan, tesadüf ki komisyon başkanı da kendisi, ve Uyar ve Özbey ailesiyle de ilişkileri var, tanışıyorlar. Yani bir tür bir muhabbetleri var. Dolayısıyla bu komisyon başkanının Soma Kömürleri AŞ'deki yasa sürecinde konuşması var, kayıtlı, meclis kayıtlarında da var. Orada dedi ki, soru soruldu ona, siz neden bu rödevanslı sahalardaki işçilerinkini ödüyorsunuz da Uyar işçilerinkini ya da diğer rödevanslı sahalardaki işçilerin haklarını ödemiyorsunuz? Şöyle açıkladı. Ya dedi, efendim burada dedi, yani çünkü o meclisteki milletvekillerinin buna hakim olması çok mümkün değil. Burada dedi hizmet alım sözleşmesi olan, yani Eynaz Ocağı'yla Soma Kömürleri'nin diğer şirketleri, rödevanslı sağ şirketleri arasında geçişler olmuş. İşçi bir anda orada çalışmış, sonra iki sene sonra burada çalışmış, sonra diğer sahada çalışmış. Oysa bu aldatmacaya dönük bir söylem. Çünkü biz biliyoruz ki Soma'da olduğumuz için ve geçen senede o mücadeleyi o işçilerle biz yürüttüğümüz için ve tek tek her birini tanıdığımız için bu 3100 işçinin neredeyse 1500'ü sadece mesela Işıklar'da çalışmış, 5 yıl Işıklar Ocağı'nda çalışmış ve 5 yıl sonra oradan ayrılmış. Yani hizmet alımı sözleşmeli sahalarda hiç çalışmamış, işçi tazminatını alıyor. Yine rödevanslı sahada çalışmış, Atabacası'nda çalışmış bir işçi tazminatını alıyor. Sadece orada çalışmış işçi, başka yere geçiş yapmamış işçi tazminatını alıyor. Yine Geventepe'de, sadece Geventepe'de çalışmış işçi arkadaşlar var. Bunlar alabiliyor. Fakat yine rödevanslı bir saha olan, fakat farklı bir patrona ait olan Uyar Maden işçileri yasa kapsamı dışında bırakıyor. Bu akla, mantığa, yasanın ruhuna, anayasaya aykırı. Zaten biz avukatlarla bir teklif hazırladık, CHP'ye ilettik. Anayasa Mahkemesi'ne CHP bir başvuruda bulundu. Yani 1,5 aylık bir süre
öncesinde ve hukuki dava tipleri de, idari dava tipleri de icat etmeye çalışıyoruz. Yani sadece sokaklarda mücadele ederek sorun değil, hukuki düzeyde de, diplomatik düzeyde de yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Bir de şu nokta var, tam o mücadele sürecinde biz elbette pankartımızda Soma Kömürleri ve Uyar Madencilik işçileri olarak yürüdük ama Uyar Maden işçileri, şu an arkamda bulunan işçi arkadaşlar o dönem o mücadelenin içerisinde yer almadılar. Bir tek Mehmet Ali arkadaşımız ve Süleyman arkadaşımız, iki tane Uyar işçisi o zaman bu mücadelede yer aldı. Arkadaşlarımızın geneli sendikamıza yönelik bir ya işte onlardan uzak durun söylemi, yani hem Sarı Sendika'nın hem Soma vekili Mehmet Ali Özkan'ın söylemi üzerinden o mücadele sürecinden uzak tutuldular özellikle. Birden 8 yıldır kayıp olan patron Azim Uyar bu Sarı Sendika ve vekil tarafından ortaya çıkartıldı. Denildi ki bu adamın işte Şılam sahası var, yani kalan. Bu Şılam sahasındaki kömür satılırsa, Şılam kömür satılırsa bu işçilerin parasını Şılam üzerinden biz TEKA'yı ödeteceğiz denildi. Oysa o da bir yalandı. Bunu hem Mehmet Ali Özkan iyi bilir, Sarı Sendika iyi bilir ve bütün işçi arkadaşlar bilir ki o kömürün değeri, yani Şılam'ın kalorisi TEKA'nın alım standartlarına uygun değil. Fakat ona rağmen ne yaptılar? O mücadele ve yasa sürecinden Azim Uyar'ı uzak tutmuş oldular. Uzak tutmuş oldular. İşçileri ödenecek diye umut ettirip geri tuttular. Sonra TEKA'yı bir yazılı açıklama yaptı. Bu Şılam kömürünün değeri, kalorisi düşük olduğu için TEKA'nın alım standartlarına uygun değildir diye mesele kapandı. Zaten yasada çıkmıştı. Azim Uyar bir kez daha da bu oyunla işin dışına düşürüldü ve Uyar işçileri o zaman aldatıldıklarını anladılar ve bize geldiler. Dediler ki bize yön gösterir misiniz, bize yardımcı olur musunuz, biz mücadele etmek istiyoruz. Artık biz bunun başka bir yolu kalmadığını yani gördük dediler ve mücadeleye başladık. Bu ilişki ağı, yani bu Soma'daki yerel siyaset, yani biz ona Soma oligarşisi diyoruz. Maden patronlarının, siyasetçilerin, Sarı Sendika'nın oluşturmuş olduğu bir ilişkiler yumağı. Bunlar bugüne kadar, yani Soma katliamı öncesinden beridir oluşturmuş oldukları, yani bu madenlerin özelleştirme süreci akabinde inşa ettikleri bu ilişki biçiminde işçilerin bastırılması, haklarının gasp edilmesi üzerine kurmuş oldukları bir oligarşik bir yapı bu. Ve bu oligarşik yapının da siyasi iktidar içine doğru da uzantıları var. Ve bunlar enerji ve maden piyasasını, yani Türkiye'de çok inşaat konuşulur, inşaat sektöründeki ihaleler konuşulur ama esas yağma hem doğanın hem insan emeğinin yağması enerji ve maden piyasasında yaşanıyor Türkiye'de. Buradaki ilişkiler çok insanların gözüne en fazla bir katliam olunca, yüzlerce, onlarca işçi aynı anda ölünce gündeme geliyor. Ya da işte geçen sene ve bu yıl şimdi Uyar işçilerinin mücadeleleriyle gündeme gelen, ya bu kadar da olmaz ki işçilerin, bir işçinin hayatı bu kadar da kabusa çevrilemez ki gibi bir, yani 748 işçinin yaşadığı bu travmatik hakikat bütün toplumun önüne serilince, o zaman hakikaten bu insan aklını alamayacağı düzeyde bir vahşi, ilkel sermaye birikim yöntemleriyle insanların hayatları yağmalanıyor. Çocuklarının gelecekleri yağmalanıyor. Durumu ortaya çıkıyor. Peki aslında siz bahsettiğiniz ablukayı da tıpkı Soma'daki o ablukayı dağıtır gibi dağıttınız. Çünkü neredeyse tüm kamuoyu sizi konuşuyor ve gözler buraya çevrildi. Şimdi peki bundan sonra ne olacak? Yani burada bekleyiş sürecek mi? Zira sadece burada değil, Soma'da da, Ermenek'te de aynı anda 3 noktada madenciler bu direnişi sürdürüyorlar. Peki bu noktada bu trafik başlamışken burada bekleyiş sürecek mi? Yoksa Soma'ya geri mi dönülecek? Nasıl bir süreç işleyecek bundan sonra? Şimdi bizim hem Soma havzasında 7 ilçede, yani 3 ili kapsayan 7 ilçede hem Ermenek'le güçlü bir ilişki dünyamız var. Yani maden işçileri nezdinde ve maden işçilerinin aileleri nezdinde oldukça yüksek bir teveccühe sahibiz ve yani yığınları harekete geçirebilecek bir dinamizmi Uyar işçileri arkasında taşıyor. Yani Uyar işçisinin yürüttüğü mücadele aslında bu havzanın tümünün bir
ortak mücadelesi. Devlet de bunun çok açık farkında, çünkü onlar da değişik araçlarla gözlemliyorlar. Yani biz yalnız değiliz. Aynı anda 3 noktada eyleme çıkıyoruz. Mesela Soma'daki eylem, geçtiğimiz günkü, dünkü eylemde de arkadaşlarımız yine büyük bir abluka altında çıktılar. Fakat biz şunu anlattık hep işçi arkadaşlara. Ne kadar büyük bir devlet gücü yığılıyorsa bizim karşımıza, demek ki biz bu sorunun çözümüne o kadar daha yaklaşıyoruz anlamına gelir. Dolayısıyla artık tersine çevirdik yani. Burada işçinin korkutulup susturulmasına dönük bir güç yığılması işini. İşçi ne kadar çok büyük güç gelirse demek ki bizim sorunumuz ancak böyle çözülür gibi bir mantığı kavradı. O yüzden artık böyle bir büyük güç yığınından kimse korkmuyor eskisi gibi. Yani bu korku cenderesi parçalandı. Çünkü biz hep ablukalarla geldik buraya. Soma'dan ablukayı aşarken de yine işçi arkadaşlarının fikriyle, kesinlikle bizim sendika yöneticilerin, benim, Kamil abinin ya da işte sendikamızın yöneticisi olan arkadaşların fikri değildi. Orada tartışırken işçi arkadaşlar yani bir yordam geliştirdiler, şöyle yapalım dediler ve biz onu yaptık. Dolayısıyla mücadele kendi işçi aklını mücadeleye yoğunlaşırsa, tıpkı madende dünyanın en zor işini yapan, yerin 7 kat altına girip yani doğanın ciğerlerinden cevheri çıkartan işçiler kendi hakları için bir araya geldiklerinde de o hakkı almanın yolları konusunda hünerlerini gösteriyorlar. Biz işte tünel kazarak geldik dedik. Tam onu söyleyecektim aslında. Sizin yaptığınız ironi adeta çok konuşulur hale geldi. Belki son bir iki cümleyle. Alay komutanı da çok bozulmuştu sabah. O, biz yıllardır tanırız kendisini. Sabah çok bambaşka bir şeyle çıktılar karşımıza. Orada da yani ben bunun ironi olduğunu hani söyledim. Yani nasıl yani bu işte filan. İroni tünel kazarak yani 120 kilometre tünel kazması imkansız zaten yani bir bu ilerlemeyi gösterebilmek için bir bambaşka bir çaba lazım. Ama hani sahiden arkadaşların yaratıcılığının olduğu ileride yazarız yani nasıl yaptık falan hani kısmını. Durumumuz bu. Hani işin hani uzun lafın kısası, şimdi geldiğimiz noktada biz hiçbir mücadeleye, eğer bir talebe hani bakarız, bize gelen talebi muhteva hakikaten bir hak etrafında bir kavga yürütülmesini gerektiren bir içeriğe sahipse, biz orada bütün olanaklarımız, zaten hiçbir olanağımız yok, bütün olanaklarımızı seferber ederek o mücadeleyi kazanmanın yollarına sonuna kadar bakarız. Burada da öyle olacak diye düşünüyoruz. Biz yarın arkadaşlarımız döndüğünde eğer somut bir müzakere çerçevesi çıkarsa, somut bir çözüm, hem bu hemen yarın olmayacağı aşikar, buradaki pozisyonumuzu koruyacağız. Emniyetten de bu yönde sorular var. Biz onlara dedik ki ya buradayız ya kırk ağaç çamındayız. Çünkü müzakere yürüyecekse biz asla Soma'ya dönmeyeceğiz. Burada canlı bir şekilde uyar işçileri. Bu mücadeleyi sokakta son mağdurun parası kendi banka hesabına yatıncaya kadar bu mücadeleden kopmayacağız, sürdüreceğiz. İster 200 gün sürsün, ister 2 saat. Yani bunun tercih de devlete aittir. Peki, çok teşekkür ederiz. Sözü işçilerimize de çevirelim istiyoruz, mikrofonu uzatalım. Zira Uyar Madencisi işçilerimiz ne yaşadı, bu noktaya kadar nasıl geldi? Onlar sık sık anlatıyorlar ama bir de ilk ağızdan, ilk elden onlardan dinleyelim. Kimdir Uyar Madencisi işçisi, neden yola düştü? Bunları kendilerinden dinleyeceğiz. Evet, sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Siz de Uyar Madencilik'te çalıştınız ve ardından buradasınız. Önce sizi bir tanıyalım. İsmim Ali Kandemir. Ben 2007'de Uyar Madencilik'te dinamit patlaması sonucu iki gözümün ikisini kaybettim. Bu esnadan sonra biz hukuk süreci, yani iş yerimizi tabii ki bu konuda gelip defalarca vardık anlaşmak üzere. İşte bu bedelimizin şeyini, sağlık giderimizi karşılamak için. Ama maden patronumuz buna yanaşmadı. Buna hiç gelmedi. Bize en son dediği, gidin dedi, hakkınızı hukuktan arayın. Her işçi gibi biz de
hukuka başvurduk. 7 yıl bir hukuk sürecimiz sürdü. Biz bunu hakimlerimizin doktor raporlarıyla beraber biz bu hukuk sürecini açtık. Yargıtay onayladı. Bu aynı yani iş yeri üst üstüne aynı yerde isim değiştirmek suretiyle bizim paralarımızı ödemediler. Biz oradan alamadığımız takdirde bir de siyasi yolu denedik. Siyasi yoldan da paralarımızı temin edemedik. Herkesin hakkı olan parayı biz de temin edemedik. İleri doğru gittikçe de bu işler sarpa sardı. Ama biz hakkımızı alamadık. Biz de bu sefer bağımsız maden iş sendikası ile beraber bu yola çıktık. Ankara'ya doğru 12 Ekim'de başlattık. Aynı demin de başkanımız anlattı. Mezarlıkta avlukayı alındık. O avlukayı deldik. Salihli'ye geldik. Yani burada da bir çözüm bulamazsak Ankara'ya kadar yürümeye arkadaşlarla beraber bu yolda ölmek var dönmek yok sloganıyla başladık. Gideceğiz. Gitmeye de devam edeceğiz. Peki Ali Bey tekrar soracağım şimdi. Siz patlamanın ardından bir iş kazası geçirdiniz ve gözlerinizi kaybettiniz. Bu süreçten sonra Uyar Madencilik sizin haklarınızı hiç mi ödemedi? Yani hiç mi girişimi olmadı mı? Yani bütün bu yaşadıklarınızın ardından hiçbir temas, gelişme, onların herhangi bir teması... Evet, şimdi bizim evet kazamızdan sonra bizi sadece iş yerinden kazalı alıp Soma Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Ondan sonra bizim ne sağlık giderimizi ne bileyim işte yani bizim sağlık giderimiz bayağı bir uzun sürdü. Çünkü Manisa Celal Bayar'dan başlayıp Ankara Gazi Üniversitesi'ne kadar sürüp 4 yıllık bir sürecimiz sağlık giderimiz oldu. Bu süreçte ne bir gün bir ambulans, bunların hepsini biz maddi olarak buradaki değerli arkadaşlarımızın bize aralarında topladığı paralarla biz kendimiz belediyelerden ambulans alarak sağlık giderimizi bu şekilde giderdik. Ama bize iş yerimiz ne bir günden bir güne siz nasıl yaşıyorsunuz, nasıl ediyorsunuz demedi. Ama en son işletme müdürümüz, o zamanki işletme müdürümüz tabii ki mutlaka bu patronun ağzındandır. Ölmediniz, başımıza bela kaldınız, ölseydiniz ailelerinize üçer beşer kuruş verir, bu sonuyu kapatırdım kelimesini bize sundu. Yani biz bu şekilde hukuka geçtik. Evet, Uyar Madenciliği konuşuyoruz günlerdir. Uyar Madenciliğin işte Ali Bey'e verdiği yanıt, ortaya çıkardığı tablo bu. Evet, tekrar dönelim. İşçilerimizden biri Ali Faik İnter. Ne söyleyeceksiniz? Siz de Uyar Madencilik'te. Aslında biraz sizi tanıyalım. Çünkü siz babanızı kaybettiniz yaşanan iş kazasında. Tekrar başınız sağ olsun diyelim. Hem sizi tanıyalım hem ne yaşadınız ayrıntıları bir yapalım. Benim babam 2002 yılında vefat etti. Uyar Madencilik'te değil, Soma Kömürleri'nin alt taşeron grubu olan Yeşil Madencilik'te vefat etti. Aslında Uyar Madenci mağdur arkadaşlarla yaşadığımız süreç, yani patronla ikili ilişkilerde yaşadığımız süreç aynı süreç. Yıllarca tüm Somalı işçiler devletin ve devletin denetim mekanizmasının patronlar karşısındaki sessizliğini ve işçilerin patron karşısındaki çaresizliğini izledi. Geçen sene çıkılan bir yol vardı. Aynı şekilde 5 Ekim'de çıkıldı. Bu çıkılan yolda devlet ödemansız sahalardaki ve hizmet alımı olan sahalardaki işçi alacaklarını ödedi. Ama sadece kıdem ve ihbarlarla sınırlı tuttu. Biz de zaten bu yola çıkarken biz köle değiliz, eşitlik istiyoruz sloganıyla çıktık. Yani nerede bir ses çıkarsa, nerede bir tepki oluşursa devlet yetkilileri ancak oraya kısmen müdahale ediyor. Geniş çaplı hiçbir yasayı, geniş çaplı sorunu, geniş çaplı çözmüyorlar. Bizim amacımız bütün sorunların çözülmesi. Kaç yıl oldu peki? 18 yıl oldu. Babamı kaybettiğimden beri belirli bir yaştan sonra bu mücadeleye girdim. Tabii ki yalnız başına, tek başına sesini duyuramıyorsun.
Ben de ne şanslıyım ki şöyle düşünüyorum. Yıllar sonra babamı kaybettiğim yerde babamın iş arkadaşlarıyla beraber bir hak arama mücadelesinde bulunuyorum. Peki, yalnız değilsiniz gerçekten. Evet. O kadar çok kalabalıksınız ki kolay gelsin diyoruz biz de. Evet, dönelim tekrar. İdris Bey, sizi bir tanıyalım, izleyicilerimize bir anlatalım. Siz Uyar Madencilik'te çalıştınız ve aslında Ali Bey gibi siz de o patlamada iş kazası geçirdiniz. Sizi bir tanıyalım, sizden dinleyelim. Benim ismim İdris Sarıkaya. 2007 yılında Uyar Madencilik'te, Azim Uyar ait Uyar Madencilik'te dinamitçinin haberleşme hatası yapması neticesinde Ali Kandemir arkadaşımla beraber biz 5 kişi iş kazası geçirdik. Bize Ali kardeşim anlattığı gibi bizi alıp sadece Soma Sosyal Sigorta Hastanesi'ne indirdiler. Oradan itibaren bizim hastane sürecimiz başladı. Celal Bayar Üniversitesi'ne nakledildik. 28 günlük bir yoğun bakım süreci. Arkasından 1,5 yıl sırt üstü yatmak şartından ev hayatı. Ondan sonra kaderimize terk edildik. İş yerimizden, herhangi bir rakamımızdan yaşadınız mı, öldünüz mü diye arayıp soran olmadı. Tedavi süreçlerimizde biz kendi imkanlarımızla Ali arkadaşımın anlattığı gibi iş yerindeki bu sarı baretli emekçi arkadaşlarımızın kendi aralarında toplamış olduğu yardım paralarıyla kendi tedavilerimizi çocuğumuzun geçimini sağlamaya çalıştık. Yani bu kaza bizi artıdan eksiye düşürdü. Sıfıra değil, eksiye düşürdü. Bizi yıllarca geriye götürdü. Ve biz iş yerinden iyi niyet gösterdik. Yaklaşık bir yıl hukuki süreç başlatmadık. Biz 31 Temmuz 2007'de iş kazası geçirdik. 5 Mayıs 2008 yılında şirket müdürünün bize ölmediniz, başımıza bela kaldınız, gidin hukuki yoldan aran hakkınızı, bizim size yapacak olduğumuz hiçbir şey yok demesi sözü üzerine biz hukuki süreç başlattık. Bu hukuki süreç 2011 yılında sonuçlandı. Ve orada benim 3 yıllıkta bir tedavi sürecim, 30 ay raporluk aldım. 2010 yılında sürekli iş göremez maaşından 525 bin lira maaş bağlanarak emekli edildim. Yani işe dönemeyeceğim tespit edildi artık. Oradan emekliye sevk yapıldı. 525 bin lirayla emekli yapıldı. 525 TL. Bugünün 525 TL'sinden mahalleden emekli edildim. İş göremez maaşına bağlandım. Ve tabii bu bizim için bir hüsran oldu. Hukuki süreç, arkasından şirketin duyarsızlığı, arkasından yani hiçbir çare bulamadık. Ben 2011 yılında sonuçlanan davamıza hukuk adaletin biçtiği değeri, biz Ankara 27. İcra Dairesi'nde, şu an dosyamız orada. Gidip hukukçuları arayıp sorabilir. Dosyamız orada. Ama bu Azim Uyar'ın aynı adres üzerinde 5 defa isim değiştirmesi neticesinde ben ve Ali kardeşim ikimiz de aynı ve benim gibi yüzlerce işçi, 748 işçi. Bu adam Soma'yı yaktı, kavurdu, bitirdi. Soma'nın kanser hastalığı bu Azim Uyar. Biz bu hakkımızı, hukuki yoldan aramadığımız hakkımızı artık umudumuzu kesmedik. Siyasi yoldan denedik. Ve 2015 yılının Şubat ayının 10'unda ben Büyük Millet Meclisi'ne gittim. Soma'dan bir grup madenciyle beraber. Ve 20 kişi temsilci olarak meclise gittik. Bizi TKİ müdürüne yönlendirildik. Aynı bugünkü olduğu gibi. Orada bize bir oyalamacı trafiği, bu paranın ödenemeyecek bir para olmadığını, bir tek tuşa basmasınla bu paranın bizlere ödenebileceği söylendi. Ama meclisten bir kanun çıkması gerektiğini, bu konunun paranın bize ödenmesi için kendisinin yetkili olmadığını söyledi TKİ müdürü. Biz de onun için meclise gittik. Ve grup başkan vekilleriyle, iktidar partisi ve muhalefet partisinin grup başkan vekilleriyle bir görüşme gerçekleştirdik. Bize orada 4 parti olarak bu konunun çözülebileceği ama mecliste bir kanun tasarısı olarak geleceğini, bu konunun çözüleceğini söylediler. Biz umutsuz da olsak hafif umutlu olarak evlerimize geri döndük. Ve o günün konunun takipçisi olacak olan siyasiler bu teklifi 5 Nisan'da meclise getirdiler. Mecliste 4 partinin 3 tanesi muhalefet partileri kabul etti. İktidar partisi emsal temsil eder. Yarın şirketlerden haklarını alamayan mağdurlar bu kararı emsal gösterir. Bizden hak talep ederler diye reddetti. Ve biz yine de umudumuzu yitirmedik.
En son mücadele nerede siyasetçi, kaymakam, vali, yetkili, milletvekili geldiyse yine peşine düştük. Bu paramızı tahsil edebilmek için en son umudumuz 2020 Temmuz ayında çıkan, Soma için çıkan maden yasasındaydı. Ama ne hikmettir ki Işıklar, Atabacası, Geventepe'yi kapsayan maden yasası bu Azim Uyar'ın oyunu yüzünden bilinçli bir şekilde şıran muhabbeti çıkardı. Kanun çıkıp yürürlükten geçinceye kadar TK'ya şıran verdim. Yok sizin paranızı buradan ödeyeceğim. Yok bilmem ne diyeceğim dirkine. Kanun çıkıncaya kadar bizi oyaladı. Bunun içerisinde Sarı Sendika denen kuruluş da var. Bizleri oyaladılar. Ve bunun içerisinde Mehmet Ali Özkan diye bir milletvekilinin olduğu da söyleniyor. Ben kendisini tanımıyorum ama burada bizlere sözler verildi defalarca. Biz ben çok sözünüzü de kesmek istemiyorum ama bir taraftan Reji de beni uyarıyor süremizin sonuna geldik diye. Birkaç cümleyle bugüne dair ne söylemek istersiniz? Bugüne dair yarın için bir randevu teşkil edildi bakanlıkta. Özlem Zengin hanımefendiyle bir yarın gidip görüşeceğiz. Durumumuzu anlatacağız. Günlerden beri medyadayız. Günlerden beri yollardayız. Bu yoldan ölmek var, dönmek yok. Slogonuna çıktık. Biz onlara 140-150 kilometre bir kör, bir topal ve burada 748 madenciyle beraber onlara temsilen biz Manisa Sahili'deyiz. Bizim teklifimiz belli. Bizim hakkımızı verin, siz kurtulun. Sizin teklifinizi duymak için yarın meclisteyiz. Diyeceklerim bu kadar. Peki. Çok teşekkür ederiz. Evet, madencilerin sözü çok. Aslında onlar sözlerini her gün söylüyorlar. Ama çok net sordukları bir şey vardı. Azim Uyar kimdir? Uyar Madencilik kimdir? Kim koruyor? Neden bu firmadan biz tazminatlarımızı alamıyoruz diyorlardı. Anlattılar madenci arkadaşlarımız. Sanıyorum süreci izleyicilerimiz daha net, daha iyi anlamışlardır madencilerimizin yaşadığı ışığında. Şöyle toparlayalım. Salihli'de şu an bekleyiş sürüyor. Ancak bugün itibariyle yapılan görüşmelerin ışığında Bağımsız Maden İş Sendika örgütlenme uzmanı Başaran Aksu da anlattı. Şu an bir görüşme trafiği oluşturuldu. Bir müzakere için zemin oluşturulması umudu var burada. Zira yarın saat 3'te yanlış tarif ediyorsam arkadaşlarım düzeltsin. Ankara'da buradan gidecek bir heyetle tıpkı aslında 5 Ekim geçtiğimiz yıl 5 Ekim'de başlayan yürüyüşte olduğu gibi bir müzakere masası kurulmaya çalışılacak. AKP Grup Başkan Vekilliği'nde Özlem Zengin'le bir görüşme olacak. Bu görüşmenin akabindeki gelişmeleri buradan takip etmeye devam edeceğiz. Artı TV olarak sözü şimdi Artı TV stüdyolarına bırakıyoruz. Evet Ezo, söz sende. Salihli'den sözü size bırakıyoruz. Biz de Dilek Dindar ve konuklarına çok teşekkür ediyoruz. Bugün Odak programında maden işçilerinin direnişlerini mercek altına aldık. Ermenek'ten Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve Soma maden işçilerinin bulunduğu Salihli'den Artı TV programcısı Dilek Dindar'ın konukları, Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, Uyar Madencilik işçileri Ali Kandemir, Ali Fuat İnter, İdris Sarıkaya'nın yorumlarını dinlediniz. İyi akşamlar.